Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün yeni bir programla yine sizlerle beraberiz. En son programımızda Kur'an'a göre sosyal hayatta yaşayan bir kadın veya erkek acaba hangi özelliklere sahip olmalıdır konusu üzerinde durarak aslında o özellikleri taşıyan kişilerden meydana gelen ailelerin çok daha verimli bir aile ortamı oluşturabileceğini, böyle bir aile ortamı içerisinde dini duygu düşüncenin çocuklarımıza çok daha sağlıklı bir şekilde aktarılabileceğini ifade etmeye çalışmıştık. Bugün yeni bir evreye geçeceğiz, merhaleye geçeceğiz. Bu merhale bizim kuracak olduğumuz yuvanın görünümü hakkında olacaktır. Çekirdekten Çınarada büyüğümüzün, Hoca Efendi'nin ifade ettiği bir cümle var ki aslında kenarda kalmış, altta kalmış gibi görünüyor. O cümleyi okuduğunuz zaman göreceksiniz aslında bize eğitim felsefemizi, İslam'ın terbiye anlayışına göre eğitim felsefemizi bir yuvada nasıl oluşturmalıyız, bunu ifade ettiğini göreceksiniz. Kitaptaki cümle şudur: hanelerimiz her zaman bir mektep, bir mabet, bir terbiyehane görünümünde olmalıdır ki onların hissiyatlarını, ruhlarını, kalplerini doyurarak onları cismani arzuların kulu kölesi haline getirmiş olmayalım. Bir yuva oluşturulduğu zaman bu yuvanın 3 önemli görünümü olması gerektiğinden bahsediyor. Belki ben bunları söylediğim zaman hemen bir çağrışım size geldi ve şunu düşündünüz: İslam terbiye usulünde çok güzel formüle edilmiş 3 önemli esas. İşte bunu yine büyüğümüz bir eserinde bir yerde ifade ediyor. İslam terbiye usulü metotlarını 3 ana başlıkta toplayabilirsiniz. İşte bunlardan birisi tekyenin gönlü, ikincisi medresenin ilmi, üçüncüsü de kışlanın disiplini. Yuva küçük bir müessese olduğu için, cemiyeti meydana getiren küçük bir müessese olduğu için işte o yuvada da bu disiplinler uygulandığı zaman, bu görünümler sağlandığı zaman çocuk tabii ve fıtri bir ortam içerisinde alacağı şeyi almış olacaktır. Onun için kitapta en önemli bölümlerden bir tanesi çocuğun yetişmesi için terbiyesi adına vasatı oluşturma başlığıdır. Anne baba evde bir ortam oluşturacak. Oluşturulan bu ortam içerisinde birinci olarak bir mabet atmosferi oluşacak. İkincisi olarak mektebin veya medresenin ilmi orada bir bakıma işleyecek. Aynı zamanda kışlanın veya terbiyenin önemli bir tezahürü olan o disiplin meselesi o hane içerisinde bir görünüm kazanmış olacak. İşte bu 3 konu, yani mabet görünümlü olması yuvamızın, mektep görünümlü olması, aynı zamanda terbiyegah veya kışlanın disiplini temsil eden bir görüme sahip olması, çocuğumuzun fıtri ve tabii bir ortam içerisinde dini terbiyesini, eğitimini şuur altına almış olması manasına gelecektir. Ondan dolayıdır ki sadece bir satırda ifade edilen, aslında çok önemli olan İslam terbiye usulü metotları adına özet diyebileceğimiz bu 3 mesele, şuurlu, mümin bir anne baba tarafından kurdukları, hedefli olarak kurmuş oldukları yuvanın içerisinde gerçekten oluşturulabilirse, bizim gelecekte çözmeye çalışacağımız pek çok problem ve şimdilerde dile getirip de çözemediğimiz pek çok mesele kendiliğinden daha o safhada, çocuk şuuraltı müktesebatın aldığı safhada, merhalede onlar çözülmüş olacaktır. Dolayısıyla bu konuların üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Yani şuurlu bir anne baba yuvalarında bir mabet havası oluşturmalı. Orası adeta bir okul, bir mektep gibi işlemeli ve evin içerisinde çok da sıkıcı olmayacak kışlanın adeta disiplini orada yansıtılmalı, orada hissedilmeli. İşte böyle bir atmosfer oluşturulduğu zaman çocuğumuz yaş be yaş, merhale be merhale tabii ve fıtri olarak o kazanımlarını, şuuraltı kazanımlarını elde etmiş olacak ve neticede bizler de sağlam imanlı, sağlam karakterli, salih, yararlı, insanlığa faydalı bir insanı kendi ocağımızda yetiştirmiş olacağız. Bu açıdan öncelikle müsaade ederseniz bu yuvanın en önemli görünümlerinden bir tanesi olan mabet özelliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Genel felsefe içerisinde bu tekke ve zaviyenin gönlü şeklinde ifade ediliyor. Yani tekke ve zaviyedeki kalp ve ruh hayatı, oradaki ibadet hayatı, oradaki kulluk hayatı şeklinde ifade edebiliriz. Bir ev de bir kurumdur, cemiyetin en küçük parçasıdır. İşte o kurumun başındaki idareciler anne babalardır ve neticesinde onların talebeleri, öğrencileri de kendi çocuklarıdır. Talebe bir tane, buradan kurum olur mu da demeyelim. Çünkü en önemli kurumlardan bir tanesi. Çocuk 6 veya 7 yaşına kadar, okula gidinceye kadar anne babasından gördüğü ettiği şeyler neyse onlar çocuğun temel kazanımları oluyor. Bu temel kazanımlar da ilerideki kazanımların blokajını oluşturuyor. İşte bu açıdan biz eğer dini bir kaygı güdüyorsak, çocuklarımıza dini bir duygu düşünce kazandırmayı hedefliyorsak o zaman evimiz içerisinde bir mabet havası, atmosferi oluşturmakla alakalı iradeli adımlar atmalıyız. Böyle bir mabet havasının oluşmasında ilk etap şaire hürmettir. Şair ayrıcı özellik, nişan, alamet, sembol demek. Ve men yuazzim şairallah ve men yuazzim şairallah fe inneha min takvel kulub. Kim Cenab-ı Hakk'ın şairine riayet ederse, onlara hürmet ve saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Eğer Allah'a inanan bir insan, Allah'a gerçek manada inanıyor ve gönlünde ve kalbinde ona karşı bir saygı hissediyorsa, Allah'ın vaz ettiği o şaire karşı, sembollere karşı, alametlere ve nişanlara karşı, evet saygılı olacaktır. Zaten o mümin olmasının, Müslüman olmasının bir gereğidir. Dolayısıyla biz bu şair denilen hususları, ki şairi kısaca şöyle de ifade edebiliriz. Zatında büyük olan zaten, dinin büyük kabul ettiği, Allah'ın çok önemli gördüğü, bizim de büyük gördüğümüz o kıymetleri kavlen ve fiilen bir bakıma görmek ve göstermektir. Saygı göstermektir, hürmet göstermektir. Allah'ın önem verdiği şeylere hürmet etmek, onlara kavlen ve fiilen saygı göstermek, hürmet göstermektir. Bizim için en mukaddes şairden bir tanesi Allah'tır, Allah mefhumudur. Cenab-ı Hakk'ın mukaddes ismidir. Bir hanede anne baba arasında, karı koca arasında Allah lafzı hürmetle anılıyor, Allah lafzına değer veriliyor. Allah denildiği zaman adeta diller şerbet içmiş gibi tatlanıyorsa şayet, işte böyle bir hanede şaire hürmet var demektir. Allah denildiği zaman bir ağırlığı var ve Allah denildiği zaman adeta faslı hitap, sözü kesen bir zat. Çocuğun, anne babanın görmese de saygı duyduğu böyle bir zatı sürekli telaffuz etmeleri onda Allah'a karşı ciddi manada bir saygı, bir hürmet hissini uyaracaktır. Dolayısıyla Allah lafzı geçtiği zaman Allah'ın iyi anlarda anılması ve neticesinde anne babanın o şaire hürmeti çocuğun ruh dünyasına aynı şekilde yansıyacaktır. İkinci şair bizim için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hanede veya yuvada 3 kişi ise şayet bir dördüncüsünün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması, sözlerimizde, sohbetlerimizde her bir hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek, örnekler anlatmak, salavat getirmek. Çocuğun Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anne babasında bu hürmet ve saygıyı görmesi. İşte böyle bir saygı ve sevgi şairden olan, en önemli şairden bir tanesi olan Peygamberimize karşı çocuğu saygılı hale getirecek ve onu hayatında örnek almakla ilgili kendisine şuuraltı bir hedef edinecektir. Dolayısıyla böyle bir noktada Efendimiz'den sonra sahabe-i kiramı da zikretmeden geçmeyelim. Sahabe-i kiramı sevmek ve tanımak, sahabe-i kiramı örnek bir toplum olarak çocukların nazarına vermek de önemli bir İslami şairdir. Nitekim bizler zaten büyüğümüzün ders ve sohbetlerinde, vaazlarında, hutbelerinde sahabe-i kiramı bir model insan, bir model topluluk olarak gördük. Ve aslında hizmetteki bütün insanlar, hizmet hareketi içerisindeki bu hizmete gönül vermiş olan gönüllüler, belki de her birerleri birer sahabe olmak için, sahabenin gölgesinde, zillinde bir insan olmak için o misallerle, örneklerle yetişmişlerdir. Bu açıdandır ki sahabe-i kiramı da şair arasına katabiliriz. Ama burada önemli bir meseleyi daha ifade etmekte yarar var. Şair denildiği zaman evet bu Cenab-ı Hakk'ın zatıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve onun sahabe-i güzinidir. Ama buna bir de bir kısım yerleri de ilave edebiliriz. Kabe Allah nezdinde ve Müslümanlar nezdinde bir şairdir. Ravza-i Mutahhara böyle bir şairdir. Oralara duyulacak hizmet, dine ve Cenab-ı Hakk'a duyulacak hürmet demektir. Oralara duyulacak olan hürmet, Cenab-ı Hakk'a ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama, dine duyulacak hürmet demektir. Bu açıdandır ki bizler o şaire hürmet ettiğimiz zaman, hürmet ettiğimiz sürece çocuklar onu bizden mahsedecek, tabiri caizse emecekler veya bir fotoğraf makinesinde fotoğraf çekiyor gibi veya bir videoda kayıt yapıyor gibi onları bizden kayıt alacaklar. Şuur altlarında Allah'a ve Peygamber'e ve sahabe-i kirama karşı hürmet hisleri yerli yerince oturmuş olacaktır. Bizim şair olarak kabul edebileceğimiz diğer bir hususta Kur'an-ı Kerim'dir. Bir evde anne babanın Kur'an'a saygısı, sevgisi, Kur'an'la hemhal olmaları, Kur'an'ı okumaları, ona diğer kitaplardan farklı bir muamele yapmaları. İşte bu Kur'an'ın şair olması yönüyle çocukta kitaba karşı, Kur'an'a karşı ayrı bir alaka, ilgi uyandıracaktır. Kur'an şairin arasındadır ve bizim için hanelerimizde çok önemli başka bir şaire intikal etmek istiyorum. İşte bu da nedir? Ezandır ve ezana gösterilecek hürmettir. Evet bizler yurt dışında asimilasyon ve entegrasyon konularını konuşuyoruz. Entegrasyonun, asimilasyonun belki de en önemli ayaklarından bir tanesi evde bizim mabet havasını estirmemizdir. Ezan-ı Muhammedi'nin bizim evimizde gürül gürül okunmasıdır. Her evde mutlaka 5 vakit ezan okunmalıdır. Çocuk o ezanı işitmelidir. Çocuk o ezanı işittikçe ve ezan okunduğu zaman anne babanın hal ve tavır değişikliklerini gördükçe ezan okunuyor, anne baba hemen derlenip toparlanıyorlar. Ezan okunuyor, radyo kapatılıyor, televizyon kapatılıyor veya sesi kısılıyor. Ezan okunuyor, hemen anne baba telaş içerisinde abdest almaya koşuyorlar veya bir ibadet havasına giriyorlar. İşte ezana gösterilen bu saygı, şaire gösterilen bir saygı demektir ki bir ev içerisinde şayet ona saygı gösteriliyor ve ezanın önemli bir yeri varsa çocuk işitme yoluyla şuur altına ezanla ilgili çok önemli bir şeyde ne yapmış olacaktır? Kaydetmiş olacaktır. Ezan neticesinde bir davettir. Çocuk ruhu o daveti alacak ve gelecekte büyüdüğü zaman şuur altına kodlanan bu davet onu hidayete ve doğru yola inşallah davet edecektir. Ezan tabii ki çok önemli. Ezanın arkasından hemen bir ibadet, ibadet hazırlığı geliyor. Bakın bir görüntü, bir tablo. Ezan okunuyor ve anne kalkıyor, hemen doğruluyor ve bir şekilde sağını solunu toparlıyor. Baba eğer yan gelmiş yatıyorsa hemen doğruluyor. Ezan okundu diye kendine bir çekidüzen veriyor ve hemen bir abdest hazırlığı başlıyor. Ve sonra seccadeler seriliyor, takyeler giyiniyor ve sonra belki geniş bir elbiseyle seccadenin üzerinde kıbleye dönülüyor ve namaz kılınıyor. İşte namazın ikame edilmesi, namazın kılınması. İkame kelimesini kullanıyoruz. Çünkü neden? İkamenin kılmaktan daha farklı bir manası vardır. İkame namazı bir heykel gibi iç ve dış erkanla uygun bir şekilde tam manasıyla eda etmek demektir. Verip veriştirmek değildir. Anne babanın ezandan sonra abdest, abdestten sonra seccadelerin serilip, geniş elbisenin, geniş bir elbisenin giyinip, takyelerin giyindikten sonra namaza durmaları, ciddi manada namaza eda etmeleri, hakkını vererek namaza eda etmeleri, çocuk bunları seyrediyor ve görüyor. Bir şekilde bu onların bu tavrı ve vaziyeti çocuklara oldukça ciddi manada tesir edecek ve ruh dünyalarına ezan ve ibadet alışkanlığı, namaz alışkanlığı adeta sinecektir. Namazın sembolleri vardır. İşte namazın sembolleri takke gibi, belki cübbe gibi, yerine göre ev içerisinde belki sarık gibi, annenin çok güzel tertemiz giyindiği eşarbı ve geniş bir elbisesi gibi. Bunlar da çocuğun ruhuna çok tesir edecektir. 0-5 yaş veya 0-6 yaş veya 0-7 yaş, şuuraltı döneminden bahsediyoruz. Hane halkının, anne babanın ezanı duydukları zaman girdikleri bu tavır ve davranış çocuğun dimağında silinmez izler bırakacaktır. Büyüğümüz değerli arkadaşlar, Çekirdekten Çınarada çok önemli 2-3 şey üzerinde duruyor. Bunlardan birincisi, ibadet için özel bir yer evde ayrılmalıdır. Eğer evimiz genişse evin bir odası belki mescit yapılmalıdır. O mescit gibi adeta dizayn edilmelidir. Eğer evimiz dar bir evse belki bir köşeyi mihrap gibi dizayn ederek orada bir seccade serili, orada belki bir tesbih duruyor ve biz namaz kılmak istediğimiz zaman oraya gidiyoruz ve namazımızı kılıyoruz. Çocuğun diyor görebileceği bir yerde namaz kılmalı. Yani çocuk sizi görmeli, namaz kıldığınızı görmeli. Farz ve nafile ibadetlerin muntazaman diyor yapılması çok önemlidir diyor. Kitabın değişik yerlerinde bu konulara temas ediyor. Farzlar muntazaman, nafileler yani başka nafile ibadetler de olabilir. Bunların muntazaman yapılmasından bahsediyor. İşte ezan ve ezandan sonra ibadet ki bunlar şairin dışında olarak ifade ettiğim şeylerdir. Ama namaz da İslam'ın önemli bir şiarıdır. İşte bunlara anne baba ne derece saygı duyuyor, ne derece hürmet ediyor, ne derece dikkat ediyor, ne derece ihtimam gösteriyorsa anne babanın bu saygısı, hürmeti, ihtimamı evet 0-7 yaşına kadar şuur altına çocuklara aynen ne yapacaktır? İşleyecektir. Evet bu konuda sadece bir hususu da arz edip başka bir bölümde bu konuya temas etmekle ilgili söz vererek evet buradan başka bir konuya intikal etmeyi düşünüyorum. O da şudur. Evlerde namazların cemaatle kılınma alışkanlığıdır. Karı kocanın çocuk doğmasa bile, henüz hayata gelmemiş olsa bile biraz önceki tabloyu yaşayarak anne babanın evde cemaatle namazı ikame etmesi dini hayatın çocuğun hayatında ikamesi kadar önemli bir meseledir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "As-salatu imadu'd-din" buyuruyor. Namaz dinin direğidir. وَمَنْ اَقَامَ فَقَدْ اَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ هَدَمَ فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. Kim namazı ikame ederse o dinini ayakta tutmuş olur. Kim de namazı yıkarsa dinini yıkmış olur. Din namaz üzerinde, namaz direği üzerinde adeta kaim. Din çadırı o direk üzerinde duruyor adeta. Dini hayatımızın en önemli sütunlarından birisi olan namazın bir evde ikame edilmesi, hele cemaatle eda edilmesi çocuk üzerinde öyle kalıcı izler bırakacaktır ki anne babanın o namazdaki nizam ve intizamı, birbirlerinden saygıları, Allah'a hürmetleri, namazı huşu içerisinde eda etmeleri çocuğun zihinde namazı, imandan sonra en önemli amel olan namazı onların ruhlarına nakşedecektir. Evet, Allah Celle Celaluhu namazı zayi eden kişilerden bahsederken فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ اَدَاُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Arkadan yeni nesiller geldi ama maalesef o yeni nesiller namazı zayi ettiler, hakkını veremediler diyerek onların hem dünyevi hem de uhrevi çok kötü neticelere düçar olduklarından bahsediyor. Eğer biz yuvamızın cennet hasa bir yuva olmasını istiyorsak, evladımızın salih, dini duygu düşüncesi yerinde bir insan olmasını arzu ediyorsak, o zaman yuvada bu mabet görünümünü verdirecek o atmosferi oluşturmakla alakalı çok iradi anne babanın, karı kocanın hareket etmesi gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Evet, bunun yanında tabii ki yuvanın başka görünümleri de var. Bunlardan bir tanesi mektep görünümü, diğeri de bahsettiğimiz kışla görünümü. Onları da dilerseniz gelecek programlarda ele alalım. Şimdilik hoşça kalın diyoruz ve gelecek programda buluşmak üzere diyoruz. Yusuf Suresi tefsiri yıllardır Hz. Yusuf peygamberin sınandığı imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı. Kur'an'ın sihirli ufku Yusuf Suresi Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.süreyyakitap.com'da.